hakkımızı açmış. Hakkımızı. Hoş geldiniz. 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 Bombit. 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 Hoş bulduk. 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 Hoş İbrahim, tebrik ederiz. Banviti değil, boş uğurladık ve 3'te 3 yaptık. Çok iyi gidiyoruz. Maç hakkında neler düşünüyorsun? Vallahi söyleyecek çok şey yok. Her şey ortada. Çok savaşıyoruz. Çok iyi oynuyoruz. Çok iyi savaşıyoruz. Çok iyi mücadele ediyoruz. Bir emeğimizin karşılığında bir şekilde aldık. Bu haftayı 3'te 3 ile geçtik. Ben özellikle Aşık olarak ve Uşak halkına çok teşekkür etmek istiyorum. Her şekilde bizim arkamızdalar. Biz de onları bir şekilde mutlu ediyoruz. Ben buradan rakibimizi de kutluyorum. Kendi takım arkadaşlarımı da kutluyorum. Teşekkür ederim. İbrahim, bir de şey diyeceğim. Düşündüğümüz zaman karşıda Mejia var, Davis var. Ya çok güçlü oyuncular var. Bizim kadro rotasyonunda bazı sıkıntılarımız olduğunu herkes biliyor. Buna rağmen sanırım bu herhalde bir herkesin işbirliğiyle olan bir başarı değil mi? Valla biz de çok iyi oyuncularız ama çok iyi kenetlendik. Bir kere bu işte takım olmak çok önemli. Ve herkes görüyordur, biz çok iyi bir takımız. Takım ruhumuz da çok gelişmiş durumda ve bunu her şekilde yansıtıyoruz. Böyle de devam edeceğine inanıyorum. Başarın devamı, Rusya'da güzel galibiyet bekliyoruz. Merhaba. Bugün
Maça istediğimiz gibi başlayamadık. Uşak takımı da maça iyi bir başlangıç yaptı. Farkı 19'a kadar çıkarttı. Sonra gelmeye çalıştık ama başaramadık. Uşak takımını galibiyetinden dolayı kutluyorum. Teşekkürler. Öncelikle her şeyden önce Uşak seyircisine teşekkür etmek istiyorum. Bizi inanılmaz bir şekilde destekliyorlar. Bu da bize ekstra bir güç veriyor. Biz sezona başlarken en büyük hedeflerimizden bir tanesi evde maç kaybetmemekti. Çünkü bu seyircilerle zaten kaybetmemek gerekiyor. İBB maçını kaybetmiştik. Sezona kötü bir başlangıç yapmıştık ama iki tane ekstra galibiyet Darüşşafaka ve Banvit. Çünkü Banvit çok güçlü bir takım ve çok büyük bir kulüp. Bizim için bu galibiyetler çok önemli sezon içinde. Bu ay belki sezonun en zor dönemi olacak çünkü Euro Challenge'da başladığı için bir ay içinde 9 maçımız var ve çok uzak deplasmanlara gideceğiz. Ama biz en iyi şekilde hazırlanıp bu ayı en fazla galibiyetle geçirmek istiyoruz. What would you like to say about me? You know, first of all, congratulations to our opponent for one good game what they play today. Unfortunately, our game was lost again, like with the Betovas Ritas in the first half. We tried something to do in the second half, but basically it was enough. If we could control it in the first, I think we will have some chance. Like this is very difficult, and this is now a big question mark now for us. Why that happened? We have to analyze and to make good steps up front, because there is very important game for us now at home against Red October. Öncelikle Uşak takımını tebrik ediyorum. Tabii bizim için iyi bir maç olduğunu söyleyemeyeceğim. Üst üste ikinci maçı yine ilk devrede yaptığımız hatalar, ilk devredeki kötü oyunumuz sonucunda kaybediyoruz. Bundan önce oynadığımız Avrupa Kupası maçında da aynı hataları düşmüştük. Sonrasında toparlamak çok da kolay olmuyor. Ve sonrasında toparlayamadık. Şimdi bizim için önemli soru işareti bunun neden kaynaklandığı ve bunu nasıl analiz etmemiz gerektiği. Çünkü önümüzde çarşamba günü çok önemli bir Euro Cup maçı var. Rusya'nın Krasny Oktober takımına karşı. Söylenecek çok az şey var. Bugün takımın oynadığı basketbol, ortaya koyduğu mücadele, bizim 15 senedir dişimizle tırnağımızla yaptığımız mücadeleyi perçinledi. Biz Uşak olarak zorluklar içinde bazı şeyler başarıyoruz. Takım da bunu anladı ve buna refleks gösterdi. Bugün Banvit gibi bir devi evimizde gerçekten çok iyi bir basketbolla ve özellikle müdafada müthiş bir müdafaa yaparak kazandık. 3-3 oldu. Bundan sonra takım kendisini buldu. İnşallah daha iyi yerlere gideceğiz. Önümüzde bir Rusya deplasmanı var. Orada da galip gelip Avrupa'da da Uşak'ın adını en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Bütün Uşak'a teşekkür ediyorum. Yine bizi yalnız bırakmadılar. Sizlere de teşekkür ediyorum. Hep beraber büyük bir aileyiz. Bugün hep beraber sevinmeyi hak ettik. Hepinize teşekkürler. Maç bitti. Kazandık. Altyapı oyuncularımızı görüyorsunuz, şu gururu görüyorsunuz. Bu her şeyden daha önemli ama başka önemli bir konu da 3'te 3 yapmayı başardık. Ozan Hoca verdiği sözü yerine getirdi. Şimdi herkes baba söyleyecek şimdi. Babayı dinleyeceğiz bakalım. Evet hocam, 3'te 3 yapmak çok zordu. Belki kolay gözükebilen bazı maçları kaybettik ama arkasından bir dönüş yaptık ki 3 tane maç, 3'ü de çok zor maç, 3'ünü de kazandık. Bugünkü maçı da kazandık. Tebrik ederim öncelikle. Neler düşünüyorsunuz? Bugünkü maçı nasıl kazandık? Öncelikle onu dinleyelim. Kerimciğim, bu yönetim, Uşak taraftarı ve bizim ruhumuz geri geldi. Savaşçı ruhumuz, Uşak olan sevdamız sahaya da yansıdı. Bugün Banvit gibi bir takıma 60 sayıda tuttuk. Daşka maçında da iyi müdafaa yaptık. Minsk maçında da. Takımdaki bütün oyuncular yüreğini koyuyorlar. Yönetimimiz yüreğini koyuyor. Biz Uşak'ı çok seviyoruz. İşin özü bu. Çok da iyi çalışıyoruz. İnşallah Rusya deplasmanlarına galibiyetle gelip Ay Yıldız'ı en iyi şekilde temsil edeceğiz. Çok mutluyuz. Teşekkür ederiz hocam. Şimdi her hafta ben bazı oyuncuya veya takımın içinde bulunan birilerine ayrı parantez açmak istiyorum. Bu maçta da herhalde Warren'a bir ayrı parantez açalım. 38,5 dakika oyunda kalıp yani 5'te 4 üçlük, 8'de 8 serbest atış, top çalma, rebound var. Yani ne arasam var yani, bu Warren inanılmaz bu sene oynuyor hocam. Ne diyorsun? Bin şükür. Allah'ımıza bin şükür. Rabbim nasip etti. Böyle bir organizasyonun başına geçtik. Sadece şükür ediyoruz. Allah nazarlardan saklasın. Yönetimimizi, taraftarımızı, oyuncularımızı
Bundan sonra bu takımı herkes izlesin. Teşekkür ederim. Bir de şimdi buradan videolarımız izleniyor. Kardeş Banvit, kardeş dedik, kendileri geldiler buraya. Mangal partisiyle aşık olarak karşıladı. Onlar bize misafirperverlik yapıyor. Biz onlara. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Kardeşlik güzel değil mi? Bu Türkiye'ye değil, dünyaya bir örnek. Sporda bu kadar şiddetin, sporda bu kadar agresifliğin olduğu bir dönemde iki kulübün göstermiş olduğu bu kardeşlik, bu dostluk, bu fair play dünyaya örnek oldu. Bugün unuttuk, sen en önemli şeyi hatırlattın. Böyle güzel bir şeye de imza attığımız için o kadar mutluyuz ki maç bitti, herkes birbirini alkışlıyor. Birbirimizi kucaklıyoruz. Böyle bir ortamı da sağladığımız için bence Uşak olarak çok büyük bir şey başardık. Şükürler olsun. Rusya deplasmanı için birkaç kelime alalım, ondan sonra bir tane röportajı. Ben de başka laf yok, biliyorsun, kazanacağız. İnşallah. Teşekkür ederim hocam. Tekrar tebrikler. Maç bitti. Ozan Hoca'dan sonra Fatihan hocamızı da alalım istedik. Hocam ilk öncelikle tebrikler. Zorlu bir periyottu. 3 maçta 3 galibiyetle periyodu güzel bir şekilde atlattık. Yani bizim için çok mutluluk verici bir olay. Özellikle iki kulvarda yarıştığımızı siz de biliyorsunuz. Ama öncelikle Darüşşafaka maçı, arkasından Euro Challenge ve bizim için lig çok önemli. Ligde üst üste alınan Darüşşafaka ve Banvit galibiyetleri bizim için çok önemli. Çünkü biri 3'te 3'te gelmişti namağlup buraya. Onu yenip gönderdik. Banvit'te bir tek ilk maç Karşıyaka yenilip 4'te 3'te buraya gelen takımlardan bir tanesi. Bugün sahada inanılmaz şekilde giren çıkan bütün oyuncular destek vererekten taraftarla birlikte çok iyi oynadık. Yani Banvit hiç öne geçemeden maçı bitirdi. Hatta bir daha beraberlik bile yakalanmadı. Bu anlamda takım çok büyük direnç gösterdi. Yani şimdi korkuları da yendi. Eskiden hep kafalarda soru işareti vardı, acaba bir şey olur mu? 15 sayıdan olur mu? İşte Banvit takımı çok rotasyonu geniş bir takım. Yaklaşık, yani ben bunu sevmiyorum aslında konuşmayı, söylemeyi. Hani Banvit'in gücünü biliyoruz falan değil, biz kendi gücümüzü biliyoruz. Ve kendi gücümüzün farkındayız. Bunu söylemiştim, her takımı yenebiliriz ama bu ligde her takıma da yenilebilirsiniz. O yüzden maç maç, her maça çok iyi konsantre olup Fenerbahçe ile de oynasanız, İstanbul Büyükşehir ile de oynasanız konsantre olmak zorundasınız. Aksi takdirde burada yenilip gidebilirsiniz veya deplasmanda yenip gelebilirsiniz. İyi çalıştık. Ozan Hoca ile çok iyi bir hava yakaladık. Takım ona inandı, takım onun isteklerine reaksiyon verdi ve başarılı oldu. Bu bizi çok mutlu etti. İnşallah kendimizi birazcık daha yukarılara atıp bu sene yakaladığımız başarıyı bu sezonda yakalarız ve playoff ve Avrupa kupalarında da ülkemizin yüzünü güldürür. İnşallah Uşakları mutlu ederiz. Hocam ben bir konuda yalnız benim ufak bir sistemim var. Evet. Şimdi takımımız Minsk gibi zor bir rakibi devirmiş. Hava güzel, şartlar güzel. Ulaşım artık eskisi kadar zor değil. Bilet fiyatları yüksek değil. Şimdi taraftarımızın ben burada boş koltuklar gördüğüm zaman cidden çok üzülüyorum. Benim söyleyeceğim şeyi söylediniz aslında. Ben de konuşmanın ikinci bölümünde buna değinmek istiyordum. Beni de çok üzdü. Çünkü takım 2'deki ile gelmiş. Rakip Banvit. Yani basketbol liginin yıldızları burada. Geçen senenin lider Banvit'i. 24 maç yenilmemiş. Aynı takım kadrosunu güçlendirerek buraya gelmiş. Biz de kendi bütçemiz dahilinde bir takım kurduk ama üst üste 2 tane galibiyet aldık. Bugün açıkçası tribünlerin boş olması beni de çok üzdü. Biz bugün yani burada oturacak yer kalmaz diye düşünüyorduk ve herkesin maça geleceğini düşünüyorduk ama böylesine güzel bir havada, böylesine güzel bir atmosferde bence kaybeden maça gelmeyenler oldu. Maça gelenler ve izleyemiyorsun da zaten ligliği de vermiyor maç hiçbir de maçı vermeyince kaybedenler, maça gelmeyenler oldu. İnşallah şimdi artık yarın sabah itibariyle Rusya deplasmanı için hareket ediyoruz İstanbul'a. Pazartesi günü Rusya'ya uçuyoruz. Arkasından çok uzun bir yolculuk bu bizim için. 15 saate yakın uçak yolculuğumuz var. Arkasından çarşamba maç oynayıp perşembe tekrar Türkiye'de oluyoruz. Ve hiç uçağa gelmeden Eskişehir deplasmanı için Eskişehir'e hareket ediyoruz İstanbul'dan. Ve o hafta da dışarıdayız. Yani 14 gün zaten takımı izleme şansları kalmadı. Ancak içeride Euro Challenge maçı var burada. Oraya gelecekler. Uşaklara bize destek olmasını istiyorum. Zaten bu ligde böylesine büyük bir ligde sponsor olmadan yani kıt kanaat kendi şartlarımızı oluşturarak ilerlemeye çalışıyoruz. Deplasmanlar veya diğer maçlar olsun zaten yorucu geçiyor bizim için. Bu işin keyfini sürmek kalıyor geriye. Ben uşakların buraya gelip bu işin keyfini sürmesini istiyorum. Teşekkür ederim hocam. Şimdi röportajı kapatmadan ben Ozan Hoca'ya da aynı söyledim. Bazen her röportajdan sonra yazdığım ben haberlerde bir oyuncuya ya da takımdan birine ayrı parantez açıyorum. Hepinize parantezleri açtım. Geçen hafta ay varsa evet Chris vardı. Ya bu nasıl bir şeydir hocam? 38,5 dakika oyunda kal. 8'de 8 serbest atış, 5'te 4 üçlük. Bu nasıl bir performans bu ya? Ligin şu anki 16 takım arasındaki gardların en ucuzu.
Ama yaptığı iş bence en kalitelisi. Fenerbahçe, Efes, hangi takım olursa olsun. Chris'te bir defa hiç korku yok. Gözü çok kara. Ve artık yani o da bir Uşaklı gibi taşın altına elini sokmaya başladı ve böyle hissetmeye başladı. Böyle oynamaya başladı. Geçen seneki oyununun üstüne çok fazla koydu. Bence çok büyük bir oyuncu olması için önünde hiçbir şey engel kalmadı artık. Zaten Türkiye Ligi Avrupa'nın en iyi ikinci ligi arasında sayılıyor İspanya Ligi ile birlikte. Artık önümüzdeki sene ben onun da çok büyük kontratlara, çok iyi yerlerde iş yapabileceğine inanıyorum. Onun için de bizim için de inşallah iyi bir sezon olur. Ben Chris'i de kutluyorum buradan. Ve tabii ki diğer bütün oyuncularım. Yani oyuna giren Sertaç olsun, Baktın olsun, Zupan olsun ama bugün elbette Chris'in katkısı çok büyüktü. Teşekkür ediyorum. Hocam teşekkür ederim. Çok sağ olun. Başarılar Rusya'da. Hadi hadi.